Herkese merhaba, Stil Bakışı ve Star kanallarına hoş geldiniz. Bugün yanımda yine bir konuğum var, Berire. Berire'ye hoş geldin diyoruz. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Nasıl iş gidiyor? İşte uğraşıyoruz. Berire de M-Star'ın oyuncularından biri ve bildiğim kadarıyla severek oynuyor. Evet. Kaçıncı levellerdesin? Çok yüksek değilim ama bayağı ilerlemiş durumdayım. Harika. Yani yüksek sayılır. Peki Stil Bakışı'nı takip ediyor muyuz? Tabii ki de. Kesinlikle vazgeçilmezim. Şimdi bugün sizlerle beraber Berire'nin saçlarına güzel bohem dokunuşlar yapacağız. Hadi başlayalım. Öncelikle Berire'ye arkasını döndürdük. Bu yapacağımız saç daha romantik ve döndürülerek yapılan aslında çok kolay bir saç. Daha böyle renk geçişi olan saç tonlarında çok daha güzel duruyor. Bunu öncelikle belirteyim. Öncelikle daha ilk baştan Berire'nin saçları kendiliğinden dalgalı olduğu için bir işlem yapmıyorum. Ama hafif dalgalar çok daha güzel durur düz saçlara, saçlara göre. Ve biraz da uzun bir saça ihtiyacımız var. Biliyorsunuz ben saçlarımı yeni kestirdiğim için kendim de yapmak istemedim. O yüzden şimdi Berire'nin saçlarıyla başlıyoruz. Bütün saçlarını arkaya aldım. Daha sonra sağ veya sol size kalmış tamamen. Ben sol tarafla başlayacağım. Sol taraftan bir tutam saç alıyorum. Bol şekilde tel tokaya ihtiyacımız var. Yanınızda tel toka bulunuyor. Daha sonra saçı elimde döndürerek, gördüğünüz gibi bu şekilde çevirerek saçı diğer tarafa alıyorum. Ve burada tel toka yardımıyla tutturuyorum saçı. Ben her zaman iki tel toka kullanmaya çalışıyorum. Bir üstten, bir alttan. Bu sayede daha sıkı tutuyor ve açılmasını engelliyor. Şimdi aynı işlemi bu taraftaki saçı alarak hem de tel tokayı gizlemiş olacağım. Biraz daha kalın bir tutam alıyorum. Bunu da diğer yaptığım saçın aksine üçgen bir şekilde aşağıya indirerek yapacağım. Yine çeviriyorum. Bu sefer daha aşağıya alana geliyorum. Işıklarımız gitti. Olsun, sorun değil. Doğal ortamda da yaparız. Daha aşağı bir kısma geliyorum. Ve burada tekrar iki tane tel tokayla tutturuyorum. Aradan çıkan saçları dert etmeyin. Dağınık görünümü çok daha güzel oluyor. Işıklar geri geldi. Daha sonra şimdi iki tane çapraz şekilde oluşturmuş olduk gördüğünüz gibi. Şimdi yine en soldan bir parça aldım. Daha yoğun değil, daha hafif çevirerek bu sefer şu yaptığım ikinci alanın içinden geçiriyorum. Ve bunu aşağıya doğru bırakıyorum. Sadece şu orta kısımda bir tane tel toka takacağım ki alttakine birleşmesin ve gözükmeye devam etsin diye. Dediğim gibi çok sıkı çevirmeden sonra yine sol taraftan daha kalın bir parça alıyorum. Bunu da çevirerek bu sefer yukarıya doğru alacağım. Ve tel tokayla tutturuyorum yine. Ve bu uçta kalan kısmı saçın altında geçirerek en aşağıya tutturuyorum. Yine tel tokayla. Saçlarınız kaplıysa böyle bir işlem yapmanıza gerek kalmayacak. Burada daha uzun saç çıkmayacaktır. Ve şimdi ilk çevirme kısımlarımız hazır. Şimdi saçın kalan kısmının altından çok kalın olmayan şu şekilde, yani daha fazla alanı burada bırakarak bir saç alıyorum ve ortada bıraktığım saçın etrafından yumuşakça çeviriyorum. Böyle çevirdikten sonra çevirdiğim saçı yukarı doğru çekerek yine saçın alt kısmını alıyorum. Gördüğünüz gibi üst üste bindiler.
Burada yine tel toka yardımıyla tutturuyorum. Son olarak en uçta kalan kısma da ikiye ayırıp birbiri arasında çeviriyorum. Ve uca geldiğim zaman herhangi bir tarak yardımıyla uçta hafif bir krepe yaparak bunun çözülmesine engelleyeceğim. Aradan birkaç saç çıkararak odağımlık görünümü sağlamaya çalışıyorum. Biraz saçları aralardan çekiştirerek daha volümlü bir hava katmaya çalışıyoruz saçına. Ve bunu da yana alırız. Şimdi belgeyi çevirelim ve kendisine gösterelim. Bakalım beğenecek mi? Evet Belgide, saçlarını merak ediyor musun? Çok. O zaman hazırsan geri sayım başlasın. 3, 2, 1 ve bakalım. Bayağı değişik. Arkasını da göstermek isterdim ama videodan sonra kendisine göstereceğim. Şöyle biraz kenarlardan falan bak istersen. Hoş, güzel. Gördüğünüz gibi bunu normal hayatta veya şık bir yere giderken daha romantik bir kıyafetle de kullanabilirsiniz. Çok romantik ve doğal bir görünümlü saça sahip, ne dedik, romantik döndürmeli saç örgüsü diyelim biz bunu. Tam bir isim bulamadım. Bize katıldığın için teşekkür ederim Belire. Umarım memnun kalmışsındır. Çok memnunum. Çok teşekkür ederim. Belire ile beraber tekrar bir video çekmemi istiyorsanız lütfen aşağıya yorum bırakın. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. M-Star ve Sil Baykuş kanallarına abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.